Tabii e, Semih'i biraz dışarıda tutuyoruz e, ama genel anlamda golcüler beklentileri karşılayamadı. Bunda tabii pek çok etken var. İşte bir süre oynamayanlar mı dersiniz, sakatlıklar mı dersiniz, kesilenler mi dersiniz. Sözleşmesi e, uzatılmayanlar mı dersiniz. Evet, e, maddi olarak da anlaşamayıp evet vesaire. Hepsi her, var. Her, her sebep sayılabilir ama bir sonuç varsa ortada bu da... ...gerçekten gol konusunda da sıkıntı yaşadığı Beşiktaş'ın. Şimdi Beşiktaş, Fernando Santos özellikle geldikten sonra... ...evet savunma anlamında toparladı bak. O konuda Allah'a var e, Portekizli teknik adamı. Onu geçtim. Ama gol atmakta bu sefer sıkıntı var. Yani golü de geçtim, hucuma çıkma anlamında problem yaşıyor. En büyük problem, e, sıkıntı o Beşiktaş'ta. Hucuma çıkıyorsun, az sayıda pozisyona giriyorsun... Girenleri değerlendirecek kalitede e, oyuncun yok. Olanlar zaten formsuz. Bir tek semin e, sırtına biniyor yük. Yani 18 yaşında bir oyuncu daha ne yapabilir? Yani yapabileceği de fazla. Baskıyı da yiyince çocuk bu sefer e, afalladı bence son haftalarda. Yani kolay iş değil. Yani Cenk Tosun'un kafasında sözleşme uzatılma uzatılıp uzatılmayacağı var. E, bu Belki o problemi yap. Yok. yok, bu, zor, saatten soruyor. bu saatten sonra olmaz bu zaten. Sonra ben sonra de tahmin ediyorum. Olmaz. Bir takım görüşmeler yani de başlıyor. Bununla haklı ilgili... yani görüşür. Çünkü de e, şey var. Kırgınlık da var. Kırgın. Ha, haklı, de var onda da var. Haklılar yani, yani bir şey haklı. diyemem. Ha şu var. Çağırırsınız arkadaşlar bizim bütçemiz bu. Sana şu parayı verebiliriz. E, kabul ediyorsun. Ediyor musun etmiyor musun? Onlar da beş yaşı seven çocuklar. Yani gelirler ya işte ben ineyim 3-5. Siz çıkın biraz. E, ortayalı bulayım ama şu, bugüne kadar o da yapılmadı. Tabii ki kırgınlık var. Ya, bu saatten sonra ben Cenk'in de Salih'in de çok Peştaş'ta kalacağını hiç düşünmüyorum. E, aldığımız bilgilerde o zaten. E, Abubakar'a gelelim. E, Abubakar zaten problemli bir oyuncu. Milli takıma gitti. Sakatlandı. Sakat döndü. Bir türlü formu yakalayamadı. Son haftalarda bir kıpırdanma başladı. Geçen hafta 11'de oynattı zaten. Ama bu da yeterli değil. ya Beşiktaş ee, şu an tamamen bir golcü sıkıntısı yaşıyor. Şimdi şey oynuyorsun e, Kupayı alma Ziraat Türkiye Kupası'nda final amaçlıyorsun finali de geçtim. Kupayı almayı hedefliyorsun. Ama şimdi bakıyorum ben yani e, kimle nasıl yapacaksın bu kupayı alacaksın? Pozisyona girmekte problem golü o çerçeveyi geçirmekte bir problem. Yani e, valla çok zor. Beşiktaş uzun yıllar sonra böyle bir sıkıntılı, kaotik ortamdan geçiyor. Ya ne yapacaklar? Bu sene bir yapacağı bir şey yok. Öyle böyle ite kaka bu sezon bitecek ama önlerindeki en büyük hedef kupa. Üçüncülüğün de tehlikeye girmiş. Trabzonspor yavaş yavaş farkı açıyor. E üçüncü olamazsa ne olacak? Yani kupayı almaktan başka çaresi yok olmayan bir çok kulübün. Kupayı alacakmış gibi, gibi bir görüntü yok. Da, yok işte onu da söylüyorum futbol yok ortada. Ya bilmiyorum yani hani Fernando Santos ne geçti ama oyun toparladı diyemiyorsun. Yani diyemiyorsun. normalde böyle sezonlarda ne görürsün? Hoca değişimi, takımda birkaç dokunuş e, toparlanılır ama çok geç artık dersin de oyun iyi gidiyordur. Başka bir şey evet. vardır. Oradan Oyunda tutunursun yok. ama şu an Beşiktaş'ta o da yok. Sadece savunmaya odaklı bir takım var kendi sahasında top çevir. Aman fazla kaleme gelmesinler. Rakibe topu bırakayım ya son oynanan Başakşehir maçına bak. ...yüzde %71 %71'e 29 nerede görülmüş ya bu istatistik. Yani tamam ben çok böyle istatistiklere takan bir insan da değilim. Yani e, istatistik rakip de olur. Sen kazanırsın, iyi top oynarsın. Belki rakibe verirsin topu ama yani burada oyun da yok, bir şey de yok. Pozisyon da yok. girmişsin iki pozisyon var. İkisinde de atamıyorsun. Yani orada da bir beceri eksikliği var. İki topu da direğe nişanlıyorsun. Boş kale atamıyorsun ya. Yani senin böyle maçlar iki pozisyona girdiyse atacaksın. Bir sıfıra falan yani e, yatmayacaksın. İkiyi bulacaksın, üçü bulacaksın, rahatlayacaksın. Ben dedim ya maç zaten gösterdi mesela Başakşehir. Başakşehir geliyor son 15 dakika. Yani belli yani atacak adamlar öyle ya da böyle. Duran top, muran top atacak. E sen gittin saçma sapan bir gol yedin. yani. Bilmiyorum ne olacak, nasıl gidecek, nasıl bitecek bu sezon. Beşiktaşlar bu sezonun bir an önce bitmesini istiyor. Yeni sezona sağlıklı bir şekilde girmeyi istiyor. Ve çok değiş, e, kadronun değişmesini istiyorlar. İyi oyuncuların gelmesini istiyor, Özellikle Santrafor bölgesine. Ya büyük ihtimal yapılacak. Ya yani Abu Bakar da gidecek. Cenk de gidiyor. Onların yerine iki tane, bakın bir değil iki tane çok iyi Santrafor e, özelliklerine sahip oyuncu alması lazım Beşiktaş takımı yani o Semih'le de olmaz bu sadece Semih bir tek başına bu işi kaldıramaz bu belli görünüyor tamam çok iyi oyuncu bugüne kadar e, önemli maçları kurtardı ama tek başına olmaz Savaş Çorlu izleyiciler çok dikkatli diyorlar ki ne notlar alıyor Savaş Çorlu şimdi Kartal'ı dinlerken ben acayip bir şekilde not alırım hemen böyle satır arasında bir şey yaparken onu hemen alırım böyle, röportaj yaparken de 10 tane soru hazırlarım 20'ye çıkar o bir anda çünkü karşı tarafın verdiği cevaplardan çok net farklı manşetler çıkarabilirsin Cenk Tosun konusunu artık ben çok fazla dile getirmeyeceğim ama bu an şimdi Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedeflediği hatta kupayı hedeflediği yerde geçen haftaki Sayın Başkan Hasan Arat'ın toplantısında o ultimaton konuşmasında birkaç tane bir şey vardı. Özellikle paranızı veririm yollarım gibi bir ifadesi vardı galiba. Evet, evet. mücadele etmezseniz. Gibi. O, evet. Gemileri şey yakmış. Ben başkan. yakmış ama zamanlama yine aynı Cenk Tosun ve Salih'te olduğu gibi bence zamanlama man eder. <laughs> ne bu, bu tip zamanlarda küstürmek değil orada belirleyici ve e, toparlayıcı olmak lazım. Şimdi finale gidiyorsun. Çok önemli bir maçın var. Ligde hedefin hala üçüncülük. Bu futbolcuların şu anda başkanın o sert açıklamalarında e, nasıl bir güven ya da özgüven patlaması yaşayacak futbolcular? Cenk Tosun. Şu anda bu bakın performansına rağmen Cenk Tosun hala sana lazım. Lazım. Cenk Tosun'la sen Beşiktaş Galatasaray maçından önce bizzat Feyyaz Uçar'ın açıklaması var derbiden önce. Derbiden sonra Cenk'le masaya oturacağız. İki hafta önceye gidelim. Yine aynı bir açıklaması daha var. Mete Fut Vardar da Mete yaptı. Vardar da yaptı. Yani senin dediğin gibi futbolcuyla oturursun sezon sonunda yol ayrılacağız. Bu futbolcuların hepsi profesyonel. Ya tabii canım anlaşmak durumda Son maça yani. kadar son Zola topa değil kadar ki oynar. bu iş, tabii, tabii. ki. Anlaşmakta. Şimdi kalacak mıyız gidecek miyiz? Şimdi Beşiktaş'ın futbolcusu sen Cenk Tosun'la derbiden sonra görüşeceğim dediği zaman o arada gelen teklifler diğer takımlar ikinci yarı başlamış. Teklif gelse ben Beşiktaş'a o futbolcusun yani Şu Görüşemezsin anda yani. imza atma hakkı var. Şimdi hepsini. görüşür ve kafa olarak da zaten bitirmişler. Bu saatten sonra Beşiktaş taş de masaya oturmaz. Çekti. Ve aldığı para da 300 bin euro civarı galiba. 500 bin euro net maaş alıyor. 500 bin euro. Ne yapar? Takımın en azlarından Salih ile beraber ay, en az. 16 milyon yani TL ikisi para. Yani alıyor. Yani sen bunu dediğin gibi 10 milyona da atlayabilirsin. 20 milyon TL de atlayabilirsin. Bunun e bir bu şekilde canım, ortasını yani bulursun. Konuş, konuşmaları Sana lazım. tarihin en yüksek bonservisi değerini parasını kazandırıp tabii. kulüpten ayrılan o kişi. O ayrı bir şey. İki tane üç tane ağır sakatlık yaşamış tekrardan dönmüş bir kişi. Ve sakat sakat oynadığı maçları biliyorum bunlara, ben. Bunları ben hani biliyorum. ve teraziye koyduğum zaman ben burada e, Cenk Tosun'u hiç tanımam. Hakikaten maçları izlediğim dışında tanımam ama Cenk Tosun'a Beştaş camiası, Beştaş önceki yönetim ve bu yönetim mi kim bilmiyorum ama <laughs> bir haksızlık var. Salih için de aynı şekilde. 12-13 tane futbolcunun gideceğini hep siz söylüyorsunuz sizler ha. sezon sonunda. Yani en az 10 tane futbolcu yer alacak. Ama diye. nasıl gidecek? Nasıl gideceği değil. Ortada bir hedef var. Kupa var. Türkiye Ziraat Kupası var. Bu tarafta da üçüncülük var. Böyle bir ortamda sezon sonunda 10 12 tane futbolcu da ayrılacak. Yani ayrılacak olan ya da gideceğini bilen futbolcu ne kadar konsantre olabilir? Şu anda bunları bence konuşmak yerine Sayın Başkanın orada bu formaya hak eden Giyer, giymeyense işte bedelini alır, gider gibi sözler. Ama sözleri. biraz şey lazımdı Savaş orada yani bir silkinmeleri adına. E, bence çok Hasan Bey'in yaptığını ben çok şey görmüyorum. Yani olumsuz ve yararsız görmüyorum. Orada bir hareket lazımdı. Yani bazen başkanlar gelir böyle sert konuşur. Çünkü hakikaten yani e, ortada Beşiktaş'a yakışmayacak bir oyun kültürü var. Hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Tamam hocanın da yanlışları var keza. O ayrı bir şey. Hocayı eleştirelim. Ama hocanın da yapabileceği sınırlı. Mesela son maçta konsantrasyon eksikliği var. İki tane adamın arasında ...sağının en ufak boylu adamı Emirhan gidiyor gol atıyor. Ya önünde şey var. Ne o? Koley var. Yanında de adamlar gözle markaj yapıyor ya. Bunlara, Biraz yanaşsa o gole engelleyeceksin. Bu... Hocanın da hatası var. Worl'u alabilirdi mesela stopere takviye yapılırdı. O ayrı bir şey. Ama Beşiktaş takımı kimliğini kaybetmiş, o ruhunu kaybetmiş. Başkan o yüzden bence gitti tesislere. Öyle peki, sert açıklamalarda peki bunları, da bulundu. Bunları anlatırken takımın teknik direktörünü o köşede dinleyenler arasında vardır değil mi mutlaka? Var tabii canım. Şimdi sen takım kimyasını kaybetmiş diyorsun. Beşiktaş ruhu vardı mi? mesela Beşiktaş ruhu. Bana göre haftalardır. Yani baktığın zaman 5 maçta 2 gol atmışsın, 4 gol atmışsın, 7 gol atmışsın, yemişsin, 2 puan toplamışsın. Tabii Beşiktaş canım, ruhunda bu kadar kazanmak baştır. yok. Sezon başından beri 3 maç kazanamamışsın. ...futbolcularına ultimatum veriyorsun... ...o teknik direktör orada... ...bana göre hocanın da hata varsa vardır... ...hocanın da işi çok zor bundan sonra... ...o toplantıda yer alıp Tabii oyuncuları canım. motive etmek kolay bir şey değil... ...ya bunun için... ...daha böyle tatlı bir toplantı mı lazım... ...ya da birlikteliği... Ya daha ...ama şöyle farklı. değil yani gidip de Hasan Bey orada... Bir, ...ne bileyim... ...şimdi ultimatom diye şey yaptık hep... ...öyle verildi... ...ultimatom diye konuştuk ama gidip de öyle tehditvari konuşmalar... ...işte bağırma çağırma falan yok... ...gayet e, sakin bir şekilde nezih bir ortamda kaliteli bir konuşma, özellikle yabancılara İngilizce bir konuşma, yani öyle gidip de insanları küçük düşürecek şekilde falan bir konuşma yok. Fernando Santos'tan izin alarak yapılmış bir konuşma. Ama Sonuçta, Fernando Santos'ta da yapılmış bir şey, konuşma. Hoca ile de ayrı yer, hoca ile de farklı bir şekilde konuşuldu. Yani e, kendi odasında bir toplantı yapıldı. Oradaki toplantıda e, hoca'yı ren rencide etmeden, yani gidip de şimdi Hasan Arat yanındakiler Samet Hoca, Feyyaz Uçar kalkıp da işte hoca sen şunu oynat böyle oynat şöyle oynat böyle oynat gibi söylemlerde bulunamazlar. Yani karşımızda yeni gelmiş, yeni yetişmiş bir teknik adam yok. Fernando Santos var. Onlar da nezaket çerçeveleri aslında. Aynen şunu demişler. Biz oyundan memnun değiliz hocam. Sen memnun mu, o da memnun Sama, değil. Sama can, ben orada de memnun değilim. Tabii canım olmaz mı ya? Devam edeceğiz. Bir araya gidiyoruz şimdi. Güzel görüntülerimiz var, sürpriz görüntülerimiz var. Konuşacağımız yeni başka hmm. haberlerimiz de var. Aranın ardından beraberiz.